Merhaba arkadaşlar, ben Tozlu Sayfalar kanalından Umut, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı bir şey anlatacağım. Hepinizin bildiği lakin hayatın sadece bir kısmını bildiği, sonrasında ise ne olduğunu bilmediği birini, Koca Seyit'i yani Seyit Onbaşı'nı anlatacağım. Lakin hepimizin bildiği klasik şekilde anlatmayacağım. Yani koca bir top mermisini tek başına kaldırdığından bu videoda bahsetmeyeceğim. Çünkü tahmin edebiliyorum ki bu hikaye ve bu fotoğraf hepimizin hafızalarına mıh gibi kazınmıştır. Onun yerine Çanakkale Savaşı'nın kahramanı Seyit Onbaşı'da farklı bir şeye değineceğim. İyi seyirler. Bir yerde bir şey bolsa kıymeti hep azdır. Bu hep böyle olmuştur. Mesela Türk lirası boldur ama kıymeti azdır. Eğer bulunduğunuz yerde su veya yemek çoksa kolayca erişebiliyorsanız bunun kıymeti sizler için azdır. Hiç düşünmezsiniz bunun önemini. Siz onun kıymetini gidip onlara erişemeyen insanlara sormalısınız. Onlara sahip olamayan insanlara. Ülkemizde kahramanlarımız boldur mesela. Ama kıymeti azdır demeyelim de yeterince kıymet verilmiyor diyelim. İkisinin arasında bir farklılık vardır şahsımca. Günümüzde bile bir yerlerde adını ve hikayesini bilmediğimiz kahramanlarımız mevcut. Ve ne yazık ki hiç bilmeyeceğiz. Belki Doğu Akdeniz'de, belki Orta Doğu bataklığında, belki de Doğu Avrupa'da ama bu vatan her zaman kahraman evlatlara sahip olmuştur. Siz bir de gidip Amerikalılara sorun kahramanın kıymetini. Hepimizin de bildiği gibi onlarda sahte kahramanlar vardır. Milletlerini sahte kahramanlar etrafında birleştirerek bir arada tutmaya çalışırlar. Ben bu kahraman bolluğumuz arasında Seyit Onbaşı'nı seçtim. Ne anlatabilirim diye araştırırken Seyit Onbaşı geldi aklıma. Kendisi Çanakkale Savaşı'nın kahramanı. Kaç yüz kiloluk mermiyi taşımasıyla birkaç deneme sonunda İngiliz Ocean gemisini batırabilmiş ve uzun bir süre sonra Osmanlı'nın savaş kazanmasına vesile olmuştur. Hepimiz bunları klasik okuldaki tarih öğretilerinden biliriz. Lakin ben bundan sonrasını anlatacağım. Bu başarısından ötürü onbaşı rütbesine yükseltilmiş, bir de ödül olarak çift tayin verilmişti. Yani bir aylık asker azığının karşılığı olan ve gerektiğinde ere ya da subaya ödenen para. O da bir hafta sonra kursandan geçmeyince istememiş, biz para pul için dövüşmedik demişti. Seyit Ali 1909'da gittiği askerden 1918'de onbaşı olarak döner. 1915'teki zaferden sonra 3 yıl daha Çanakkale'de askerliğe devam eder. 1918'de terhis olur. Çanakkale'den Havran'daki köyüne kadar 145 kilometreyi 13 günde yayan yürür. Savaşı kazandıran bu kahraman 276 kiloluk mermiyi kaldırdığı gibi memleketine, ailesine varabilmek için 145 kilometre yürür. Köyünde onu herkes öldü bilmektedir. Çünkü uzun zamandır kendisinden haber alınamamıştır. Ve Çanakkale öyle bir savaştı ki birçok kayıp vermiştik. Geldiğinde evine giremez. Çünkü 9 yılda belki karısı yeniden evlenmiş olabilir. Huzur bozmak istemez. Akşamdan geldiği evini sabaha kadar göz hapsine alır. Sabah koyunları çıkarmak için gelen bir akrabasıyla karşılaşır. Sen kimsin der bu akrabası Seyit'e. Seyit Onbaşı ise ben Seyit'im. Biz seni öldü biliyoruz. İşte buradayım karşında sağa döndüm. Benim hanım evli mi? Hayır evli değil. Bir çocuğun var içeride. Çocuğunu korkutursun bağırarak git. Karının haberi olsun. Kapıdan eşinin ismini seslenir. 8 yaşındaki bir kız çocuğu kapıya gelir. Anne diyor. Kapıda sakallı biri var. Korktum. Annesi geliyor, kapıya bakıyor ki adamı. Korkma kızım, o senin baban. Ve 9 yıl sonra kızıyla böyle tanışıyor bizim kahraman Seyit Onbaşı. Vatan sevdası böyle bir şeydir. Kızın doğmuştur, büyümüştür, lakin seni tanımıyordur. Eşin, akrabaların, tüm köylülerin seni öldü olarak biliyordur. O kız sonradan nine olduğunda torunlarına baba deyip de bir müddet kucağına oturamazdım der. Koca Seyit harpten döndükten sonra burada köyünde kimseye savaş ile ilgili bir şey anlatmaz. 9 yılda yaşadıklarını kendine saklar.
Kolay değil. Yaşanan olaylar büyük travmalar yaratmıştır muhtemelen. 1929'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk bir açılış için Havran'a gelir. Açılıştan sonra Havran Nahiye Müdürü'ne der ki, burada bir Seyit Onbaşı olacaktı, onu görmem lazım. Ancak Havran Nahiye Müdürü, Seyit Onbaşı'nın hangi köyde olduğunu bilmez. Buluruz tabi paşam deyip Edremit Askerlik Şubesi'nden Seyit'i sordurur. Manastır köyünde bulunur. Şubeden iki jandarma görevlendirilip salınır. Sabah çıkan jandarmalar akşamüstü köye gelir. Çünkü Seyit dağa kömüre gitmiştir. Jandarmalar evinin önünde akşama dek bekler. Akşam geç saatte evine gelen Seyit, jandarmayı görünce kaçak kömür için geldiklerini sanır ama bozuntuya vermez. Askere suçum ne ki diye sorar. Asker ise hayır suçun yok, biz seni bekliyoruz, seni paşa çağırıyor. Seyit bu duruma sevinir. Gece yarısı vardıklarında Nahiye Müdürü Seyit'i perişan vaziyette görünce önce onu bir güzel yıkatır. Berberde saç sakal tıraşı yaptırır. Sabah da elbisesini verir. Atatürk'ün yanına çıktığında biraz sohbetten sonra paşa ne istersen iste, sen büyük kahramanlık yaptın der. Maaş bağlatılmasını teklif eder. Seyit Ali ise hayır paşam demiş, biz görevimizi yaptık, maaş için değil der. Tek bir isteği olur Atatürk'ten. Ben dağda kaçak odunla kömür imal ediyorum. Havran ve Edremit'te gece kaçak satıyorum. Senin emrinle o dağdaki ormancılar baltamı almasa, rahat çalışsam, maaş da istemem. Atatürk Nahiye Müdürü'ne talimat verir, Seyit'e dokunulmasın diye. Ancak iki yıl sonra yeni gelen Nahiye Müdürü bu emri uygulamaz. Seyit'e pek rahat verilmez. Seyit Ali Onbaşı bir süre daha dağda odun kömürü yapar. Yaşlanmaya başlayınca zorlanır. Havran'da bir fabrikada hamallığa başlar. Seyit Ali Çabuk 1939'da 50 yaşındayken zatürreye yakalanır ve yaşamını yitirir. Köyündeki mezara gömülür. Yüze yakın torununun yaşadığı Koca Seyit Köyü bulunmaktadır. Köyün adı sonradan Çamlık, 1990'da da Koca Seyit olmuştur. Bir kahramanımızın da hikayesi böyledir. Kendisi Çanakkale Savaşı'nın Fatihidir. Savaşı bize kazandırmasıyla 1. Dünya Savaşı'nın bitiş süresini uzatmış ve Çarlık Rusya'nın yıkılmasına sebebiyet vermiştir. Seyit Onbaşı ve benzeri değerlerimizi bilmeli ve her daim onlara sahip çıkmalı, bizler için yaptıkları fedakarlıkları hatırlamalı, onları ölümsüz birer kahramana dönüştürmeliyiz. Ben ve benim gibi birçok arkadaş Seyit Onbaşı'nın videosunu yaparak yıl 2020 olsa bile bu ve benzeri değerlerimizi yaşatmaya vesile olduğumuz için mutluyuz, mutluyum. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı ve kanalla ilgili görüşlerinizi, düşüncelerinizi, video önerilerinizi ve bu videoyla ilgili görüşlerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Sizlerin yorumları benim için çok değerli. Neleri eksik yaptığımı sizler yazdıkça daha iyi anlıyorum. Teşekkür ederim.